İş bulamıyorum, iş kazası geçiyorum. Peki ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnunum da her şey pahalı. Abi ne düşünüyorsunuz ülk hakkındaki görüşleriniz neler? İnşallah subhanallah. Zamanında çalışsaydı ev sahibi olsaydı kardeşim. Bardak pavyonda yemeseydi. Allah Allah. Ama herkes böyle sıktık buradan yaladık kardeşim. Düzelir mi abi sizce ekonomi? Ölünce düzelir. Ölünce, ben ölünce düzenledim. Ben 70 yaşındayım, ölünce düzenledim. Söyleme sahip, hanımın hastanede yattı benim bir ay. Bir ay borç senedi imzalattı. Sene 87. Arkadaşlar, Menderes'teyiz. Menderes'te çekimlerimize devam ediyoruz. Çok güzel bir kafedeyiz. Öncelikle pazar günü, çok güzel günlerden. Arkadaşım, kameraman arkadaşım çekiyor her yeri, bahçesini. Güzel bir yer, güzel bir gün. Vatandaşlarımıza soruyoruz. Bakalım yurttaşlarımıza soralım. Yurttaşlarımız ülke hakkındaki görüşleri nelerdir? Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz ülkemiz hakkında? Nasıldır gidişat efendim? Duruşu iyi değil. İşsiz kaldık. İş bulamıyorum, iş kazası geçiyorum. Peki ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnunum da her şey pahalı. Ondan. Nedir görüşünüz? Düzelir mi? İnşallah düzelir. Düzeleceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Nedir görüşünüz? Nasıl düzelir? Görüşlerinizi açıklar mısınız? Vallahi Mart'ta 31'inde seçim var. 5'i belli olur. Güzel olur. 31 Mart'tan sonra ne olur da düzelir efendim sizce? İnşallah iyi olur diyorum. Fazla bir şey demiyorum. Şu anda emekliler 7500 lira alıyor. Yetmediğini söylüyor efendim. Asgari ücret 11.400 lira. Ev kiraları ortalama 8-10 bin lira civarlarında. Vatandaş bu konuda oldukça da dertli. Ne olmalı sizce? Nasıl düzelmeli? Fiyatları düşmesi lazım. Kim düşürecek? Erdoğan düşürsün. Düşürür mü sizce? Düşürür herhalde. Şey pahalı, her şey pahalı. Gidiyorsun pazara, her şey pahalı. Yeter mi 7500 lira ya da 11 bin lira efendim? Yetmez. Ben Pamukkale'den emekliyim, mahalleden emekliyim. Maaşım düşük. Ne olmalı, kaç para olmalı? Asgari ücret neyse onu versinler. O zaman iyi olur diyorsun. İyi olur. Peki, son sözlerim varsa alabilirim. Nasıl? Son sözleriniz varsa alabilirim. Şu an söz şeyim yok, bu kadar. Peki şunu sorayım canım abi, yönetimden memnun musun? Allah'a şükür. İyi diyorsun. Arkadaşlar abim durumunu anlattı, pozisyonunu anlattı, ülkemizin pozisyonunu anlattı. Kendisine teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Röportajımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, benim abim o. Ondan alın. Peki, abisinden alalım. Merhabalar abi, nasılsınız? Abim o. İyiyim, iyiyim. Abi ne düşünüyorsunuz ülke hakkındaki görüşleriniz neler? İnşallah subhanallah. ne var? İyiyiz ya. Ülkede her şey. Memnun. Ben memnunum valla. Şu anda emekler 7500 lira, asgari ücret 11.400 TL. Çok bile. Neden efendim? Geçinemediğini söylüyor halk. O halk çalışmıyorlar da onlar. İş yok. He? İş yok değil mi? O bilmiyorum. Abi 2000 devletin rakamlarıyla 2 milyon 400 bin işsiz var efendim. Değil mi? Evet efendim. İş çok, çalışacak adam yok. Neden çalışmıyorlar abi? Bakalım abim neler gösterecek. Telefon tık 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 tık, bedavadan para kazanalım. Ne ala ne memleket. Var mı öyle bir şey? Ama devletin kendi rakamlarıyla 2 milyon 400 bin efendim işsiz. Başvurulara... Yalan. Ama devletin rakamı... Yalan kardeşim, yalan. Devletin diyorum efendim, devletin açıkladığı rakam. Şu anki... Yalan. Devlet yalan mı açıkladı? 5 milyon mu abi? İşi beğenmeyenlerin rakamı o. İş beğenmeyenlerin rakamı. İşsizlik rakamı değil o, iş beğenmeyenlerin. Bahsettim benim şu anki... İşsizlik. Peki abi, emekler 7500 TL alıyor. Bin bereket versin, 7800 lira alıyorum, geçiniyor. Peki, ev kirası abi 10 bin lira. Zamanında çalışsaydı ev sahibi olsaydı kardeşim. Bardak pavyonda yemeseydi. Allah Allah. Ama herkes böyle... Sıktık buradan yaladık kardeşim. He? Nasıl olacak bu? Onun için güllük gülistanlık kardeşim memleket. Peki alamayanlar için ne diyeceğiz evi kirada olanlar için? Onlar da kendileri düşünsün. Onu biz düşünmeyelim. Peki 11.400 lira asgari ücretle şu anki çalışan yaklaşık 16 milyon insanımız var. Bu kardeşlerimize ne diyeceğiz? Ayında zam verecek.
reis. 10 bin verecek. Onu da düzeltirler. Merak etmeyin. O da düzelir. Ne zaman düzelir ve nasıl? Kendi rayına oturur kendiliğinden. Düzelir, düzelir. Memleket çok güzel. Bak her tarafımız savaş. Her tarafımız yok. Ellik yok. Memleketimiz çok güzel. Gülük gülistanlık. Tabii. Son sözleriniz falan varsa Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Hayatınızdan memnun. Çok şükür Allah'a. Allah'a bin kere şükürler olsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Kendisine teşekkür ediyoruz röportajımız için. Arkadaşıma, arkadaşlar. Allah böyle bir iyisi başımızdan eksik etmesin. Neden etmesin efendim? Başka bir... Ya her şeyimiz var çok şükür ya. Nankörlük yapma anlamı var mı ya? İyi de abi insanlar sokaktan çıkmaz zebze. Siz ya pazar yerinin önündesiniz. Akşamüstü. Herkes dolu geçiyor. Akşamüstü yok ya. Hikaye o. Kimse pazardan çöpten bir şey. Abi, yalan abicim o. Yalan. Peki izlediğimiz videolar yok kardeşim öyle bir şey. Yalan abi o da yalan. Allah. Abi diyor 8'den sonra aldı. İş yapıyorlar. O da hayvanlar kümeste tavukları var ya. Ördekleri onlara şey yapıyorlar. Yok abi şimdi. Vallahi güzel memleket ya yemin ediyorum ya. Ama abi diyor ki bak akşam 8'den sonra topluyorlar. Bak oturduğu yerden para kazanıyor adam. Oturduğu yerde para kazanıyor adam ya. O işini kurmuş ya kuramayanlar için. Kursaydı kardeşim. Ya yok hiç. Ben mi kuracak onun işini ya? Ama iş yok. 2000 yok ya. 2 milyon 400 milyon TÜİK'ten adam ben burada iş yapacağım ya. Bak adam sandviç istiyor. He? Getir 2 tane adam burada çalışsın. Kaç para vereceksiniz efendim? Asgari ücret onu alacak. 11.400 lira. Yeter mi evli biri gelse bu? Ondan ben düşüneyim ya. Kendisi düşünsün ya. Bu ama sen o... Yatmış. Bu saatten sonra yeter mi? Yeter tabii. 11.400 lira. 72 senesinden beri çalışıyorum. Bak hala çalışıyorum. Emekli oldum çalışıyorum. O adam orada oturuyor. Bana yetmez o para ya. Ne yapacağız? Ben üniversite mezunuyum. Allah Allah. Ne üniversite mezunları rambalık yapıyor ya. Tamam şimdi katılıyorum. Ben 11.400'e buraya bir tane asgari ücretli gelse. Dese ki abi ben çalışayım dese. Bu insana yeter mi bu para onu soruyor. Yeter abiciğim. 11 bin lira. Hesabını bildi mi yeter. 7 bin ev kira veriyor. 5 bin versin. Aç telefonu bak. Falanca yerde selfie yapıyoruz. He? O masa nereden baksan 2-3 milyar. Yetmez. O şekilde giderse yetmez. Size getirdiğimizde yeter. Peki 5 bin ev kirası veriyor. Geriye diyelim ki 7 bin kalıyor. Yeter 7 bin abişim, yeter. Yeter abişim. Yeter. Çocuğu okula gidiyorsa? Yeter. Ona da yeter. Devlet yardım ediyor. Devletimiz yardım ediyor ya. Ben işin için miyim ya? Senin ihtiyacın mı var? Ben seni gönderiyorum vakıfta. Devlet yardım ediyor. Destek oluyor. Allah Allah. Bunu yapmayın böyle ya. Biz herhangi bir şey yapmıyoruz da vatandaş memnun değil. Vatandaş şikayetçi. Boşver abi ya. Boşver bunu. Dediğin gibi nankör bunlar. Hepsi nankör. Yoksa yetmez mi ya? Allah çok şükür ya. Her şeyimiz var ya. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Nereye gittim? Serpme kahvaltıya gittim. Kaç para? 400-500 lira. Ulan evindeysen o 400-500 lirayı 2 hafta yesin. Hayır, serpme kahvaltıya gittim. Bak selfie yapıyorsun. Ha? Yetmez ya. Örnek vereyim mesela abi ben. Şimdi burada ben bu kafede bir çay arkadaşla börek su. 150 TL ödedik. Asgari ücretle olmuş olsaydım ben. Sadece kahvaltıya 150 ya kardeşim. Git evinde ya. Ne benim iş? Hakkım yok mu vatandaş olarak sizin buraya gelip bir ya. Börek yemeye? Allah Allah. Hakkım yok mu efendim? Al evinde ye böreğini. Hakkın işte. Tamam. Söyledim ya 150 TL dedik abi. Yeter abiciğim yeter. Ama bak anlattım bak 150 şimdi kahvaltıya verdim öğle yemeği. Ayda yılda bir gelirsin kahvaltını yaparsın. Ama ben her gün yapamaz mıyım ya da 15 gün? Yok öyle ya ama. Neden? Yok öyle ya ama her gün ben ki. Zeytin yemez miyim? Her İki zeytin bir böreği. Zeytinin kilosu kaç para biliyor musun? Öyle ben onu söylüyorum asgari ücretli nasıl alır bu parayla? Arkadaşlar abi diyor ki yeter diyor bana kahvaltı yapma diyor bir ay. Gariban adama gittim o adam gariban. Garip adamda senin ne işin var? O adam öyle diyecek. O çocuklarını okutamıyor, göremiyor, aç kalıyor. Sen bak bizim zenginler işte bak zengin kralı yanında. Hem de kralı burada. Aşktan oturuyoruz burada yalnız. Tabii. Ya abinin söylediklerine katılıyor musun? Ben ne katılıyorum? Ben kendi söylediklerime katılıyorum. Sen şimdi gittin en garip adama gittin. Zengin adamlara gitsen bak, zengin kralı var karşında. Akçak yönü zengin kralı. Ben emine kralıyım, aşktan oturuyoruz burada yalnız.
O ne olacak bilmem. Akşam saat 8'i bekliyorsun, gelsin 8. Oradan taze marul, şey bayat maruladan alan gelmeme. Yapacak bir şey yok. Yap. Var. He? Kalırsa kalırsa, akşam oradan kalırsa. Abi diyor toplayan yok diyor, o varsa da diyor hayvanlar diyor, kedi kö... Sorma bu işleri böyle, benim gibi zengin adam olsun. Peki sizin gibi zengin birine sorayım, nasıl ekonomi? Çok güzel. Allah yarın çıkartma nasip etmesin bizi. Çünkü böyle yaşamaksa geberelim daha iyi. Neden abi? Daha ne diyorsun, halinden diyorsun bak şimdi. Ya 10 lira kira olmuş. Benzin kilosu olmuş 40 lira. Allah razı olsun reisimize. Dağına başımızı eksik etmesin. Amin. 12 lira şey alıyoruz. Asgari ücret alıyoruz. 10 lira dükkan kirası veriyoruz. Ben emlakçıyım. Ondan çocuklara para vermiyoruz. Geziyor açsuzuz. Daha ne olacak? Allah bir merak etmesin. Düzelir mi abi sizce? Ölünce düzelir. Ölünce, ben ölünce düzelir. Ben 70 yaşında ölünce düzelir. Ama sen daha geçsin ölmez. Peki gençler ne yapacak bizim gibi gençler? Onlar yani yaşamasınlar. Silah kursun, tak tak vursun kendini. Abi bu kadar kolay olmamalı ya insan kendini öldürmek. Hayır işte kendini öldürecek, beni öldürecek. Hayır insan kendini öldürmesi bu kadar kolay olmamalı ekonomi. Bize doğuyor bize. Bizi kim dedi reis o yattı, atma seni. Atanlar mı çekiyor sadece, atmayanlar çekmiyor mu? Ben daha fazla çekiyor. Bak atmadı çekiyor, ben onu çekiyorum. Son sözleriniz varsa. Allah bugün zarar etmesin, durum kötüye gidiyor. Buyur çay içelim. Abi öncelikle çok teşekkür ederim. Bir de Zeytin Kralı'na soralım. Zeytin Kralı abim, zeytinyağının kilosu 400 TL markette. Markette. Değil, yalan söylüyorlar. Markette. Yalan söylüyor efendim, 250 lira. Zeytinyağı 250 lira. Sizde mi? Ben zeytinyağı satıyorum. Kendim çıkardığım kadar. Satıyorum, Allah bin bin merak ettirsin. 250 liraya satıyorum. Değerini alıyorum. Peki abi, 250 TL'ye 7,5 milyon, 7500 TL alan emeklimiz alabilir mi bu yağdan sizce? Alır. Niçin alamaz? Alır, niçin alamaz? Rahat alır diyorsun. Rahat alır. Bir evi kiraysa? Ben bak 70 yaşındayım, ben özel hayat yaşantım yok. Evim, evimden işime. Niye 77,5 para bana? Evim var, zamanda çalışmışım. 60 senesinde ev yapmışım ben buraya, 70 senesinde ev yapmışım. O evin içinde yapıyorum, oturuyorum. Allah bin bir bereket versin. Peki asgari ücret 11.400 TL efendim. 11.400 TL alıp evi kira olan çocuğu okula giden bir insan geçinebilir. Ben baba olarak evladıma bir şey yaptıysam geçinir. Yapamayan anne baba. Yapamayanlar benim gibi şarapçılar yapamaz. Benim gibi şarapçılar yapamaz. Neden efendim sizin gibi şey? Yemiş içmiş. Yemiş içmiş parayı götürmüş canaba. Ben çalışmışım. Düğüm üstüne atmışım, parayı birikmişim. Evladıma istikbal hazırlamışım. Benden biri mi o şarapçı? Hükümetten memnun musunuz? Memnun, Allah razı olsun. Her şey yolunda. Her şey güzel, dört dörtlük. Hastanemiz var. Ailemiz zamanda yatıyor. Ben çok banka kuyruğunda bekledim para alacağım diye. Tütün paramı alacağım diye. Leçmen... Önceden hastane yok mu? Yoktu. Nerede oluyordu bu insanlar tedaviler? Bu, bana devlet hastanesi senedi imzalattı bana. Şimdi sen... Ne senedi? Söyleme Sayın Hanım'ın hastanede yattı benim bir ay. Bir ay borç senedi imzalattı. Sene 87. O zaman borç senedi imzaladım. Peki hastaneye gidip senede imza atmayanlar nerede tedavi oluyordu? Hurafeye falan mı gidiyordu, hocaya falan? Nasıl oluyordu? Biz öğrensin. Bilmiyorum arkadaşım. Parası olan şimdi dışarıda özelde oluyor. Parası olmayana da devlet bakıyor. Hastasına da bakıyor, bakanına da bakıyor, para veriyor. Biz, abi diyor ki Suriyelilere de bakıyor. Biz Müslümanız elhamdülillah, Yolda aç görsek yemediğimizi yeriz, yediririz. Kendimiz yemeyiz, ona yediririz. Gebersin bizim dediğimiz. Siz öyle düşün. O kafayla devam edin siz. Edin. Allah şükür doldurucu cimim benim. Peki abi, bir tane Suriyeli gelse dese ki sana, abi ya benim evim yok, bana bir tane ev kiralar mısın ya da bana bakar mısın dese, bakar mısınız bir Müslüman olarak? Benim evimde 1500 liraya kiracı var şimdi. 1500 lira. 1500 lira kiracı duruyor benim evimde. Memnun musunuz 1500 liradan? Memnunum. Yetiyor mu 1500 lira kira? Allah bereket versin. Yani memnunsunuz 1500. İsteyerek. Durumu zayıf. Adam dursun.
Peki durumu daha zayıf olanlar, bulamayanlar sizin gibi ev sahibi çıkmazsa karşısına ne yapacak? Allah verir şükür. Allah yaradan ona bir rızık hazırlar. Yaradan ortaya yaratıvermez yarattığını. Ortaya yaratmaz Rabbim. Ne yapar? Bir rızık verir sana. Rızık verir. Para filan mı? Nasıl? Ne olur yani rızkla? Orasına giremeyeceğim. Onu ben... Orasına giremeyeceğim Rabbim. Peki son sözlerin varsa Zeytin Kralı abim söylesin. Ne gibi söyleyeyim? Ne söylemek istersen? Kamera burada. Memnunum. Ben kendi özel olarak yaşadığımdan memnunum. Halk memnun mu? Bilemeyeceğim. Ben halkın babası değilim, anası değilim. Neden doğru söyledi abi? Şimdi anası babası değil niye dedi biliyor musun? Şimdi yağlamayanlar var. 250-300 lira bir yağ. Zeytin alamayanlar. Ne yapsın bunlar mı daha asıl şimdi Zeytin Kralı? Şimdi doğru söyledi bak. Ama öbürler doğru söylemedi. Şimdi adam reise oyatıyor. Sağ olsun reis Allah razı olsun diyor. Biliyor musun? Ben emekli maaş alıyorum. 5000 lira alamadım. Çalışıyorum diye. Şimdi onu da Ocak ayında verecekmiş. Allah'a şükür. Ev 10 lira kira olsa yandık. Yandık da yandık işte. Doğru pazara akşamüstü marul toplama, ıspanak toplama. Allah bunu zarar etmesin. Gençlere Allah yardımcı olsun. Bize değil. Torunlara, gençlere. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.